videoya sadece göz makyajından ibaret olacağı için direkt tam makyajım yüzümde başlıyorum. Ama bütün ürünleri aşağı açıklamalar kutucuğuna yazacağım. Tam makyaj severleri üzmeyeceğim. Şimdi makyajıma başlıyorum. Paletimizin asıl sorunu pigmentasyonun düşük olması. O yüzden bunu maksimumda tutmak için elimden geleni yapacağım. Bir kapatıcı ve beyaz göz kalemi yardımıyla göz kapaklarımı fara hazırlayacağım. Kapatıcı yerine ben Essence'ın I Love Stage far bazını kullandım ama benzer mantık. Bu da renkli bir ürün zaten. Formülasyonu çok yakın, yani kapatıcı da kullanabilirsiniz. Hiçbir şey değişmeyecektir. Öncelikle far bazını tüm göz kapağıma uyguluyorum. Kurumasını, sabitlenmesini beklemeden hemen üzerine beyaz göz kalemimi sürüyorum. Burada inatla sert bir göz kalemi kullandım. Çünkü biliyorum ki göz kalemlerinin çoğu sert oluyor. Beyaz göz kalemlerinin çoğu sert oluyor. Ve sizin de beyaz göz kaleminiz sert olacak. Bunu nasıl kullanılabilir hale getiririm diye düşündüm ve kaygan bir zeminin üzerine uygulandığında daha kolay dağılacağını varsaydım ve gerçekten de öyle oldu. Şimdi bugün kullanacağımız far paleti bu. İçinden şu şekilde bir far aplikatörü çıkıyor. Ben makyajı da bununla yapacağım. Neden? Çünkü bu sünger bir aplikatör. Maksimum pigmentasyonu sağlar, maksimum renk yoğunluğunu sağlar. Artı zaten çok uygun fiyatlı bir far paleti kullanıyoruz. 50 tane ayrı fırça kullandığımız zaman bunun hiçbir manası kalmaz diye düşünerek içinden çıkan fırçayla yapacağım makyajı. Geçiş rengi olmasını umut ettiğim bir renk aldım ve göz kapaklarımın üzerine sürmeye başladım ama hiç bana mısın demedi. Sonrasında daha koyu bir renge geçiyorum. O yüzden çok zorda kalırsanız ıslatarak da kullanabilirsiniz aslında bu farları ama o zaman dağıtması gerçekten zor olacaktır. Ben hiç o topa girmedim. Gördüğünüz gibi soğuk tonda bir kahverengi olan farı göz kapağımın üst kısmına uyguluyorum. Bunun pigmentasyonu nispeten daha iyi. Farlarla ilgili yalnız sevdiğim şöyle bir özellik vardı. Güzel dağılıyorlar. Yani koyduğunuz yere yapışmıyorlar. En azından rahat bir şekilde dağıtıp yumuşak bir renk geçişi elde edebiliyorsunuz. Kamerada aslında ışıltılı olduğu belli olmasa da ışıltılı sıcak tonlu böyle kızılımsı rengi katlanma bölgesine uygulamaya devam ediyorum. Bu renk gözde turunculaşan bir renk. Yani kızıl diye alıyorsunuz fırçaya, sonra sizin de gördüğünüz gibi gözde turuncu oluyor dağıttıkça. Sonra şu çok hoş gri, hafif mavimsi gri rengini fırçaya alıyorum ve bakıyorum ki beklediğimden daha fazla pigmentasyonu var. Seviniyorum orada aslında. Sonrasında bunu göz kapağının ortasına doğru dağıtıyorum. Yukarıda katlanma bölgesine uyguladığım farları çok fazla bozmayacak şekilde ama hafifçe oraya da dağıtacağım. Hemen yanındaki ışıltılı griyi gözümün iç bölgesine uygulamak için alıyorum ve onun da beklediğimden daha fazla renk yoğunluğuna sahip olduğunu görüyorum ama bu beni mutlu etmiyor. Çünkü gözlerimin içinin disko topu gibi olmasını istemiyorum ama çok şükür ki dağıttıkça pigmentasyonlarını kaybediyorlar. Sonrasında güzel ve yumuşak bir geçiş elde edebiliyorum. Soğuk kahve farı aplikatörün en ucunu alıyorum ve alt kirpik hizamın yarısına kadar uyguluyorum. Her ne kadar düzgün bir şekilde göstermeyi başaramasam da o farın hemen yanındaki farklı bir tonda olan ışıltılı farı alıyorum. Bunu da göz kapağının iç bölgesine uyguluyorum. Son olarak mat beyaz bir far daha var palette. Onu da göz pınarlarıma uygulayacağım. Şaşırtıcı bir şekilde bu renginde renk yoğunluğu, pigmentasyonu gerçekten iyi. Hafif kreme çalan diğer açık rengi alıyorum. Bunu da kaş kemiğimin altına uyguluyorum. Açık tonların koyu tonlardan daha kuvvetli bir renk yoğunluğuna sahip olması bana ilginç geldi. Açıkçası hep daha zayıf pigmentasyona sahip olanlar açık renkler olur. Nedense bu palette biraz farklı durumlar. Gözümün altına uyguladığım soğuk kahveyi üst kirpik hizasına da uyguladım. Sonrasında diğer gözümü de hızlıca aynı şekilde yapıyorum. Bu palette beni üzen şey renklerin aslında çok güzel ayarlanmış olmasına rağmen dağıtılmaya başladıktan sonra birbirine benzemesi. Mesela fark ettiğiniz gibi güzel mat koyu bir gri almıştık. Sonra bir de açık tonlu gri aldık. Onları dağıtmaya başladığımızda tüm çabalarımıza rağmen yine de etkilerini kaybettiler. İstediğimiz doygunluğu vermediler ki ben bunların üzerinden birkaç kat daha da geçtim yani. Sonrasında NYX'in ışıltılı yeşil göz kalemini alt kirpik hizasına uygulayacağım ve gözün dış kısımlarını çok hafif kuyruk şeklinde uzatacağım. Bana kalırsa şu an hile yapıyorum çünkü fırça bile kullanmadık uygun fiyatlı bir far kullandığımız için farkındasınız ve gidiyorum göz kalemi kullanıyorum. Fardan alabildiğimiz en baba pigmentasyon bu. Bu kadar yani. O yüzden makyaj solgun geldi. Ben onu bir şekilde renklendirmek istedim. Bence birazcık daha vurucu olabilir diye düşündüm bu sayede.
genelde beni yaparken görmediğiniz bir şey, kirpik kıvırıcıyla kirpiklerimi kıvırıyorum. Çünkü açık renk göz makyajlarında uzun uzun kıvır kıvır kirpikler çok hoşuma gidiyor. Çünkü direkt patlıyorlar makyajın önünde. Ben de bu makyajda böyle bir etki yaratmak istiyorum. Maskaramı da normalde sürdüğümden çok hafif daha yoğun süreceğim ki kirpiklerim de birazcık daha dolgun görünsün. Ama buna karşılık alt kirpiklerime maskara sürmüyorum çünkü böyle çok kirpik kirpik olacak gibi geldi o zaman. Ruj olarak tam katlanma bölgesindeki renkle uyuşacak bir renk kullanmak istedim. Bunu da Golden Rose Velvet Matte serisinden 01 numara sağlamış bulundu. Ve rujumu da sürdükten sonra ilk kombinasyonumuzu, yani gündüz makyajı olacak kombinasyonu tamamlamış oluyoruz. Hemen şuna hızlıca bir göz atalım. Sonra da gece makyajını yapmaya devam edeceğiz. Çok da gece makyajı gibi değil ama işte birazcık daha ağır, neyse. Gözlerimde kalbim kadar temiz bir sayfa açabilmek için makyajımı siliyorum ve tüm hazırlık aşamalarını tekrarlıyorum. Sonrasında geçiş rengi olarak şu kızıl olup da sonradan turuncu çıkan rengi kullanacağız. Çünkü belli ki en iyi geçiş rengi olarak o kullanılıyor bu palette. Yine kaşıma doğru dağıtıyorum yumuşak bir geçiş elde edebilmek için. Ardından da altın renkli şu farı uygulayacağım bunun üzerine ama sonrasında fark ettim ki bu farda karakterini komple kaybetti. O da turuncu oldu. Bilmiyorum ya da zaten o da mı turuncuya dönüyordu. Yani işler biraz karıştı. Dönüp yolumuz turuncuya çıkıyor. Sonrasında mürdüme çalan hafif kahvemsi şu farı alıyorum. Bunu göz kapağımın dış bölgesine ve göz kapağımın iç bölgesine uygulayacağım. Bildiğiniz gibi gözümün ortasını açık bırakacağım. Bu yuvarlak etkili göz makyajlarından yapmayı planlıyorum çünkü. Bu rengi çok hafif dağıttıktan sonra şu siyah tonlarında olan farı alıyorum. Bunu da en dış kısımlarına uygulayacağım. Yani göz kapağının iç bölgesinin en içi, dışı bölgesinin en dışına uygulayacağım. Aslında sadece göstersem daha kolay olacak her şey. Göz kapağımı uyguladıktan sonra göz pınarıma da uyguluyorum. Alt kirpik hizamda da aynı süreci tekrarlayacağım. Çünkü onun da sadece dış kısımlarını renklendireceğim. Ortasını boş bırakacağım. Renklendirirken de yine aynı aşamaları tekrar edeceğim. Göz kapağının üstünde yaptığım aşamaları alta da kopyalayacağım aslında. Şu hafif lila tonuna çalan ışıltılı griyi alıyorum. Bunu da göz kapağımın ortasındaki boşluğa ve alt kirpik hizamın ortasındaki boşluğa uygulayacağım. Sonrasında da koyu renklerin ortasına doğru hafifçe dağıtacağım. İsterseniz çok dar bir kısımda bırakabilirsiniz. O zaman daha dumanlı, daha koyu görünür göz makyajı. İsterseniz birazcık daha geniş dağıtırsınız. Daha yumuşak görünür. Tercih size kalmış. Tüm bunları bitirdikten sonra da göz altımdan kapatıcıyla geçiyorum ki dökülenler, bulaşanlar temizlensin. Bunu yaparken göz altındaki makyajı silmemek için gözün yaklaşık bir parmak kadar altına sürüyorum kapatıcıyı. Sonra dağıtırken böyle parmağımda kalanları yukarı doğru ilerletiyorum. Böylece göz makyajına çok fazla müdahale etmemiş oluyorsunuz. Diğer gözü de aynı şekilde yaptıktan sonra makyajı birazcık koyulaştırmak için gözlerimin içine siyah göz kalemi çekeceğim. Hatta alt kirpik hizamı da birazcık dağıtacağım ki iyice buğulu puslu bir görünüm elde edebileyim. Makyajı bitirmeden önce küçük kuyruklu hafiften aşağıya bakan eyeliner çekmek niyetindeyim. Aslında gerçekte eyeliner aşağı bakıyor olmayacak. Sadece kuyruğu birazcık aşağıda duruyor olacak. Eyeliner'ı orta kalınlıktan birazcık daha kalın çektim ki gözleri de büyük göstersin. Maskara olarak kirpikleri ayıran, uzatan ama çok da fazla dolgunlaştırmayan bir maskara kullanacağım. Çünkü eyeliner varken aşırı dolgun kirpikler sevmiyorum. Evet, aşırı dolgun kirpikler her zaman makyajda güzel durmuyor. İnanır mısınız? Alt kirpiklerime de bu sefer maskara kullanıyorum. Dudaklarımın doğal rengini bir kapatıcı yardımıyla kapatıyorum. Çünkü ombre efektli dudaklar yapmak istiyorum. Bunun için tüm dudağın rengini nötrledikten sonra dudağın sadece iç kısmına önce hafiften başlayıp sonrasında yavaş yavaş koyacak şekilde ruj uygulayacağım ve her katmandan sonra parmağım yardımıyla hafifçe dağıtacağım ama bütün dudağa yayılmayacağından emin olmak istiyorum. Sadece bulunduğu yerde minik pıtlar halinde uyguluyorum. İyice dağıldığından emin olduktan sonra ilk makyajda kullandığım ruju dudağın dış kısmına uyguluyorum. Onları da hafifçe birbirine geçecek şekilde karıştırıyorum renkleri bozmadan ve makyajımız hazır. Eğer vişne suyu iz bırakmış gibi olan ombreleri sevmiyorsanız başka rujlarla deneyerek her zaman kendi sevdiğinizi bulabilirsiniz. Bu palet beni zorladı, bunu itiraf edeceğim ama kötü bir palet demeye de dilim var. Yani çoğu konuda aslında temel gereksinimleri karşılıyor diyebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, aboneliğin yanındaki zili çalmayı unutmayın.
unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve şunu söylemeden edemeyeceğim. Palette dönüyor, dolaşıyor. Her renk sanki aynı renge çıkıyor.